Size tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çantamızın astarlanma ve askı dikim kısmını gösterecektim. Bu videoda bunları size anlatacağım, elimden geldiğince kısaca. Çantamın yapım videosunu bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Örmeyen arkadaşlarım o linki direkt tıklayarak oradan rahatlıkla izleyip örebilirler. Şimdi çantamızın saplarını, yapımını, her şeyini anlatmıştım biliyorsunuz. Şöyle sığmıyor da çok kadraj ama şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi çantamın sap kısımlarını, bakın bir tarafını ben şöyle diktim. Ortaladım. Yani bu taraftan 19 ilmek saydım. Bu taraftan 19 ilmek saydım. 19. ilmeklerime iğnelerimi ekledim. Kalan kısımlara diktim askı kısmını. Şöyle de sıra olarak da göstermem gerekirse, bakın 1, 2, 3, 4, 4. sıranın bitiminin dibine yaptım İlk şu dikimi. 1, 2, 3, 4, 4. sıranın bitiminin dibine şöyle diktim. Yine kendi ipiyle, ki askılarımızı yaptığımızda dikmek için bir miktar ip bırakmıştık. Kendi ipiyle diktim. Şöyle göstereyim. Bunları biraz itikleyeyim. Evet. Şimdi oldu. Evet, dediğim gibi kendi ipiyle bir miktar ip bırakmıştık zaten. Şu şekilde arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Kalınca bir iğneyle çantamı diktim bu şekilde askılarını. Dediğim gibi dışarı dikebilirsiniz, içeri de dikebilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Birkaç kere dönebilirsiniz bu kısımları. Yani dikerken sağlamlık açısından birkaç kere yine üzerinden dikişinizin geçebilirsiniz. Her çanta sapının etrafındaki her sık iğneye batarak, mutlaka battığımdan emin olarak dönüyorum arkadaşlar. Arada boşluklar kalmasın. Ve söylediğim gibi ben üstünden birkaç kere daha dikişin geçiyorum. Şöyle şurayı da bitireyim. Evet. Evet, sap kısmının üstünden bir kere daha geçtim ve askı kısımları çantamın bitti. Şimdi size çantanın nasıl astarlanacağını kısaca anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, astarlıyorken ilk önce şu alt tabanını bir kumaşın üstüne koyarak, astarlayacağınız, yapacağınız kumaşın üstüne koyarak şu ölçüyü almanız gerekiyor. Bu ölçüyü alıp kumaş parçasından bir miktar pay bırakarak kesiyorsunuz. Bakın bu şekilde ben kestim, hazır hale getirdim. Daha sonra çantanızın çevresini ölçmeniz gerekiyor. Çantamızın çevresini şöyle ölçerek
Bakın şöyle arkadan da geçiriyorum. Benim çantamın çevresi yaklaşık 81-82 santim kadar. Ben tabii fazla pay bırakarak keseceğim yine kumaşımı. Bu şekilde çevresini de ölçtüm. Şimdi dediğim gibi şöyle tabanım var. Evet, tabanımın etrafına kumaşımı dikeceğim. Benim kullandığım kumaş dijital baskı kumaş olarak geçiyor. Biraz kalınca bir kumaş. Siz istediğiniz her türlü kumaşla çantanızı tabii ki de astarlayabilirsiniz. Ben normalde poplin kumaşlarla çantamı astarlıyordum. Farklı kumaşlar da kullandım. Bu sefer dijital kumaş kullanmak istedim. Dijital baskı kumaş kullanmak istedim. Bu dijital baskı kumaşları genelde runner yapıyorken kullanıyoruz. Runnerlarda kullanıyoruz genelde. Biraz kalınca olduğu için benim hoşuma gitti ve çanta astarlamada denemek istedim. Şimdi şöyle uzunluk olarak da çantamı ölçtüm. Yaklaşık 30 santim gibi bir uzunluğu var. Yine fazlaca ucunda dikme payı bırakarak kestim kumaşımı. Ve daha sonra şöyle kumaşı şu şekilde tabanımın üzerine getirerek dikeceğim arkadaşlar. Şöyle dikip dönerek dikeceğim. Çantamın astarını dikiyorken makine kullanacağım. Makineniz olmayabilir, elinize de dikebilirsiniz. Makine dikişi yapabilirsiniz elinizle. Ben daha önce makine dikişi yapıyordum, elimle dikiyordum. Şu şekilde bakın, bu tabanımın tam ölçüsü şu çizdiğim kısım. Bu şekilde biraz da pay bırakarak kestim tabanımı. Daha sonra şöyle şimdi iğneliyorum böyle kumaşımı birbirine ki dikerken bana kolaylık sağlasın. Şu şekilde. Da şuraya takayım iğnemi. Evet. Söylediğim gibi tabanı kestikten sonra 30 santimlik uzunlukta 80 çıktı çantamın çevresi. Ben fazla fazla kestim. 90 gibi bir kumaş kestim. Daha sonra zaten dikerken fazlalığı keseceğim. Ve daha sonra bu şekilde iğneleyip çizdiğim yerlerden dikeceğim. Dediğim gibi elinizle de dikebilirsiniz. Makineyle de dikebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa, elinizdeki imkanlarınız neyse. Şimdi arkadaşlar bakın şu kısmı şöyle göstermek amaçlı diktim. Çizgileri takip ederek. Şimdi burada dikiyorken dikkat etmeniz gereken kafa karışıklığı olmaması için şöyle dikiyorken bakın şöyle sürekli şu alttaki büyük kumaşınızı tabanınızın o çizdiğiniz kısmına denk getirip dikeceksiniz. Böyle. Şöyle döne döne dikmeniz gerekiyor. Bu şekilde tutturarak. Zaten iğnelerseniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta ben şöyle iğneleyeyim. Göstermiş de olayım size. Bakın düz kısmı diktim. Dönüş kısmı için de yine şu alttaki kumaşımı aynı şekilde çizgime
denk getirecek şekilde döndürerek gidiyorum. Bakın şöyle. Yine çeviriyorum. Video çekerken dikmek o kadar zor ki, çünkü bir yardımcım yok. Kendi kendime çekip anlatmaya çalışıyorum. Bakın şöyle, yine aynı şekilde çizgileri gördüğüm yerden hemen iğneliyorum. Zaten mutlaka iğneleyin arkadaşlar. Eğer ilk defa astar dikecekseniz mutlaka iğneleyin. Daha sonra dikmeye başlayın. Bakın yine aynı şekilde göz kararı şöyle çizgime denk geliyor. Zaten bu düz kısmı kolay. Burada hiçbir şey yok. Rahatlıkla böyle dikebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bu astarı çantama dikiyorum. Benim hiç videolarımı izlemeyenler, daha önce ben farklı modellerin astarlanmasını da anlattım. Onları da izlememiş olan arkadaşlarım için ben astarı diktikten sonra bu astarı çantaya elimle dikiyorum. El dikişiyle yapıyorum. İstediğiniz herhangi bir iple dikebilirsiniz. Ben misinalı ipler dediğimiz şu şeffaf iplerle dikiyorum. Dikişlerim görünmüyor ve bence daha muntazam oluyor. Ama tabii o iplerle dikmek de biraz zor olabiliyor. Zorluyor ister istemez. Ama dediğim gibi siz isterseniz kumaşınızın renginde bir iple, isterseniz çantanızın renginde bir iple dikebilirsiniz. Ya da dediğim gibi benim yaptığım gibi misinalı iplerle dikebilirsiniz. Hatta ipimi göstereyim, şurada yanımda olacak. Diktiğim ip bu arkadaşlar. Transparan ip diye geçiyor. Evet, bakın şöyle şeffaf bir ip. Diktiğinizde kumaşta görünmüyor. Ben bu ipi tercih ediyorum. Dediğim gibi örmesi, dikmesi zor oluyor. Ama ben görüntü olarak daha çok seviyorum o ipi. Bakın şöyle yine iğneledim. Daha sonra ben buradan dikişleri geçeceğim. Şöyle. Şimdi şu şekilde burayı da iğneleyim. Sonra size bir şey daha göstereceğim. Şöyle. Evet. Daha sonra bakın fazlaca dediğim gibi ben kesmiştim kumaşımı. Bakın taban şu şekilde hazır kumaşa iğnelendi. Daha sonra şuradan da artık ortaya çıktı benim ne kadar ene sahip ihtiyaç duyduğum. Şuradan da kumaşı keseceğim fazlalığını. Buraları da düz dikeceğim ve astar hazır hale gelecek. Şimdi astarınızın altına şu şekilde tabanlarda koyabilirsiniz. Keçe taban olarak geçiyor. Kalın keçe olarak alabilirsiniz bu tabanları. Çanta malzemeleri satan yerlerde, tuhafiyelerde, hobi malzemeleri satan yerlerde var. Normal ince keçe değil, Eva'ya benziyor. Eva'da diyebilirsiniz bunları. Çocuklarımızın bu faaliyetlerde, okullarda çocuğu olanlar da bilirler. Eva olarak kullandıklarımızdan. Kalın keçe olarak çanta astarlamasında kullanacaksanız kalın keçe olarak bunlardan alıp çantanızın etrafına, alt tabanına bunları dikebilirsiniz. Benim çantamın tabanı dümdüz olsun istiyorum diyorsanız bu şekilde bunları da çantalarınızın tabanlarına iki kat yapıp koyabilirsiniz. Tek kat yapıp koyabilirsiniz. Bu diktikten sonra astarınızı şöyle büyük dikişlerle bunu çanta tabanınıza sabitleyebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer düşünürseniz böyle bir şey de yapabilirsiniz. Genelde
yaptığımız bir uygulama oluyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben çok makineyi çalıştırıp gürültü yapmak istemiyorum. İğnelediğim yerlerden dikeceğim. Daha sonra bu düz kısmı da dikeceğim. Sonra bunu çantaya dikeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben astarımı diktim. Evet, astarımı diktim söylediğim gibi. Şimdi şöyle çantamın içine de geçirdim astarı. Bakın şu ağız kısmını da diktim. Çantanın içine geçirdim. Şöyle iğnelemeye başladım. İğneleyeceğim. Daha sonra da elimle dikeceğim. İğneliyorken de arkadaşlar şöyle göstereyim size. Evet, iğneliyorken de şu son bittiğimiz yer biliyorsunuz. İlk sıramızın dibine dikeceğim. Oralara iğneliyorum. Dikerken de o kısmı dikeceğim ki çok az, şöyle bir pay kalmış olacak. Şöyle bir sıra sadece. Bu bir sıranın, ilk sıranın dibine, şu diplere dikeceğim. Evet, şöyle. Bakın görünüyor mu bilmiyorum ama iğneledim. Şimdi dediğim gibi diğer ipimle de, yani şu ipimle de bu kısımlardan elle dikiş yapacağım. Ve çantam tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Hazır hale gelmiş olacak. İnşallah sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince, dilimin de döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi aklınız olur da bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.